Arkadaşlar Milli Edebiyat'tayız. Milli Edebiyat'tan Mehmet Fuat Köprülü'ye geldik. Mehmet Fuat Köprülü'yü anlatıyorum size. Mehmet Fuat Köprülü'yü köprüden hatırlıyoruz. Köprülü köprü. Tekrar etmeniz lazım arkadaşlar. Bu hafıza teknikleri edebiyatı dinleyince tekrar etmeniz lazım. Sizin de içinizden katılmanız lazım. Mehmet Fuat Köprülü'yü ne yapıyoruz? Köprüden hatırlıyoruz. Köprü, köprülü, köprü yapıyoruz. Türk saz şairlerinden olan Mehmet Fuat, Türk edebiyatı tarihi, Türk saz şairlerinden olan Mehmet Fuat, Türk edebiyatı tarihinde köprü kurar. Bu köprüden Türk edebiyatındaki ilk mutasavvıflar geçer. Üç tane eser arkadaşlar. Mehmet Fuat Köprülü, köprüden hatırlıyorduk. Türk saz şairlerinden olan Mehmet Fuat, Türk edebiyatı tarihinde köprü kurar. Bu köprüden Türk edebiyatındaki ilk mutasavvıflar geçer. Fuat Köprülü bizim için önemlidir, edebiyat için önemlidir arkadaşlar. Üniversitede de hocalarımız işliyordu arkadaşlar. Bize soruyorlardı. Mehmet Fuat Köprülü Türk edebiyatını bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk bilim adamı, edebiyat araştırmacısıdır, edebiyat tarihçisidir. Bu kısmı önemlidir. Türk edebiyatını bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk bilim adamı, Türk edebiyatı tarihi önemli, edebiyat araştırmacısıdır, edebiyat tarihçisidir. Bunu unutmuyoruz lütfen. Ziya Gökalp'in çıkardığı yeni mecmuada hece ölçüsüyle milli konuları işleyen şiirler yazmıştır. Ziya Gökalp'i biliyorsunuz, size daha önce anlatmıştım. Yeni mecmuada Kurtuluş Savaşı'nı destekliyordu. Mehmet Fuat Köprülü Türk Edebiyatı'nı sistemleştirmiştir. Anlaşıldı mı Mehmet Fuat Köprülü? Sorusu olan var mı? O zaman geçiyoruz arkadaşlar.